Merhabalar. Sizlere bugün Almanya'da Köln'de kaldığım evin turunu yapmak istedim. Size hem kirasını söyleyeceğim, bu eve ne kadar verdiğimi, evin özelliklerini anlatacağım ve yani nasıl bir ev tutmanız, Almanya'dan ne beklemeniz, en azından Köln'den ne beklemeniz gerektiğini söyleyeceğim. İlk mutfaktan başlayayım ya da ilk evin kirasını söyleyeyim. Ben bu eve yaklaşık 1080 euro veriyorum. İnterneti, suyu, faturaları içerisinde 1080 euro. Gayet yüksek bir miktar Köln için özellikle. Belki Münih'te daha normal olabilir de. Ben şehrin bayağı merkezinde yaşıyorum. Yani eğer Köln'de haritaya bakarsanız şu ilerisi Friesenplatz diye geçiyor. Şu yanı da Rudolfplatz diye geçiyor. Yani Köln'de olabilecek en merkezi yerlerden biri. Köln Üniversitesi yaklaşık bir 10 dakika şöyle giderseniz Köln Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Bu bir sonraki cadde, o eğlence caddesi olarak geçiyor. Çok fazla barlar, kafeler var. Sonra Belçika Caddesi diye şu ileride yanda bir cadde var. Ve buradan da bir 10 dakika şu tarafa doğru yürürseniz katedrale çıkıyorsunuz. Yani olabildiğince merkezi bir yer. Tabii Türkiye ile şimdi İstanbul'a kıyaslı nasıl anlatayım? İstanbul'un birden fazla merkezi var. İşte Kadıköy var, Beşiktaş var, Şişli var. Hani Levent, bunların hepsi aslında başlı başına bir merkez. Köln öyle değil. Tek bir merkez var. Yani zaten eski merkez ve yeni merkez diye. Eski merkez çok eskilerdeki merkezler. Yani nasıl diyeyim? Ekmekçileri, yani 1400'lerden kalma merkez. Bir de yeni merkez, o da bu buralar gibi. Diğerleri ise farklı bölgeler olarak geçiyor. Şimdi evin detaylarına geleyim. İlk mutfaktan başlayayım. Ben şanslıyım ya da özellikle tuttum. Evde hem bulaşık makinesi var hem çamaşır makinesi var. Ters oldu biraz ama. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi. Köln'deki evler, özellikle merkezdeki evler yapıldığında daha bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi icat edilmemişti. O yüzden çoğu evlerde böyle bir altyapı yok. Hani su boruları olsun. Çok fazla bir renovasyon gerekiyor bunları evinizde olması için. Ben bu evi eşyalı tuttum bu arada. Yani bu eşyaların neredeyse hiçbiri benim değil. İşte laptoplar benim, kitaplar benim. Ama onun dışında koltuk olsun, bulaşık makinesi olsun, 2-3 tane mutfak aleti benim, hani tava. Tabii ki yiyecekler benim ama çoğu mikrodalga falan, evin kendisine eşyalı tuttum. Bir de Türkiye'de olmayan Almanya'da şey var. Evsiz bir evi eşyasız kiraya vermek istiyorsanız belli bir limiti var. En fazla atıyorum 1000 euroya verebiliyorsunuz. Rakamı bilmiyorum da en fazla bir kota koymuşlar. Oradan daha fazla veremiyorsunuz. Köln'de yaşamayı kolaylaştırmak için. Hani ev sahipleri deli para kazanmasın diye. Ama bir istisnası var, eşyalı evler. Eğer evinizde eşya varsa, kiracı benim eşyamı kullanıyor deyip eşyaya göre para biçebiliyorsunuz. O yüzden eşyalı evler daha pahalı oluyor ve onun ucu açık oluyor. Ama ben de bu bölgeyi sevecek miyim, Köln'ü sevecek miyim, Türkiye'ye geri mi döneceğim, başka bir yerde iş mi bulacağım diye eşyalı hiç uğraşmak istemedim. Yoksa mutfağına kadar sizin döşemeniz gerekiyor. Ve döşediğiniz mutfağı da bir sonraki kiracıya satabiliyorsunuz. Yani size 4000 liraya mal olduysa ve faturası varsa, bak ben 4000 lira masraf yaptım deyip ben bu mutfağı alacak kişiye eve gelmesini istiyorum diyorsunuz. Yani gelen kişi mutfağı sizden alıyor. Bir sonraki geldiğinde mutfağı ona satıyor. Öyle bir döngü var. Garip bir döngü ama mutfaksız, ya da insanlar giderken mutfaklarını çıkartıp söktürüp gidiyorlar. Öyle yapanlar da var. Türkiye'de benim alışkın en azından olmadığım şeyler. Hani bütün mutfak şey demiyorum, ocakları falan demiyorum. Her şey, dolaplardan tutun da. Neyse, benim evim eşyalı. İşte şey diyordum, altyapı yoktu evlerin. O yüzden ben, yani bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi bence artık günümüzde olması gereken lükse giriyor fırında. Fırın yine opsiyonel de, bir bulaşık makinem ya da bir çamaşır makinem olsun istiyorum. Çamaşır makinem yoksa ne bileyim, gidip sokakta şey mi arayacağım ben, toplu taşıma, toplu yıkama makineleri, ondan sonra kurutma, onların başlarında bekleme çok zor.
Ve merkezi yerlerde dediğim gibi bulmanız zor, Köln için söylüyorum. Ve Almanya'nın teknolojiyle zaten başlı başına bir sınavı var. Ama o belki ayrı bir videonun konusu olabilir. Evet, mutfağım bu. Böyle bir sürü dolaplarım var. Dolaplarda ne bileyim, klasik ev yani. Tabaklar, bardaklar. Bunların hepsi eve dahilde. İşte mercimek çorbası yapmayı sevdiğim için patates ve soğan almıştım. Mercimek. Zaten kaynatıp blenderdan geçirdiğinizde mercimek çorbası oluyor. Onun dışında işte laptoplarım var. Hem işimi yaptım, hem oyun oynadım vesaire. Almanca kitabım. İşte televizyonu izlerken arkadaşlarım vesaire de gelirse böyle yayılıp izleyebiliriz diye düşünmüştüm. Hani çok tatlı bir koltuk. İşte bu lamba biraz fazla alçak. Her yatak şey koltuktan kalktığımda kafamı vuruyorum. Ama olsun. İşte evin kendi eşyaları. Tuvaletten çok bir şey beklemeyin. Çok eski bir tuvalet. İşte bina zaten 1800'lerde yapılmış. Şöyle bir duşakabin var. Çok klasik, standart. Eskiden herhalde insanlar kafalarını burada yakıyordu. O yüzden bu kadar geniş bir lavabo var. Ayna, ben. işte ayakkabılık. Bir de yatak odam. Ben gerçekten ayrı bir odada yatmak istedim. Çünkü bundan önce 0 artı 1'de kalıyordum ben Şişli'de, İstanbul'da. Ve ayrı bir odada yatmanın olduğunu düşünüyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum en azından ben. Yani klasik bir yatak, bir de dolabım var. Ama bu evin asıl esprisi lokasyonu dediğim gibi. Yani lokasyonu olabilecek en merkezi yerdesiniz Köln'de. Her yere çok yakın. Zaten buradan bir 2 dakika gidince metro hattı var. Buradan da 2 dakika gidince ayrı bir metro hattı var. Yani Türkiye'deki ya da İstanbul'daki gibi büyük bir şehir de değil. Köln o kadar büyük. O yüzden metrolarda atıyorum 1-2 dakikalık durakları var ve 500 metre aralıkta. Otobüs kullanımı yok şehirde. Böyle bir ev yani. Böyle bir evi 1080 euroya kiralayabiliyorsunuz tek başınıza. Ben aslında birileriyle yaşamak istiyordum. Hem sosyal açıdan kaynaşmam için hem kira daha ucuz olur diye. Ama maalesef olmadı çünkü vize konusunda bir an önce mavi karta başvuru yapmam için sabit bir oturma yerim olması lazımdı ve iyi doğru legal bir kontrat yapılması lazımdı. Böyle öğrenci evlerinde de çok fazla kontrat olmuyor. Hani ver parayı kal burada gibi oluyordu. Ben de onunla hiç uğraşmak istemedim ve kiraladım. Maaşımın yarısı eve gidiyor, doğru. Ama diğer yarısıyla da çok daha rahat geçinebiliyorum. Türkiye'de maaşımın hepsi kiraya gidiyordu. Maalesef. Böyle. İşte normal Almanya'da bir ev. Belki bir video çekerim ileride. Benim evimden o metroya yürümek ne kadar? Metro yolculuklarını çekerim. Ama gayet kullanışlı, tatlı bir ev. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın burada hemen sinema var. Burada bir sürü restoranlar, yemekler. Başka bir videoda görüşmek üzere.